Her gidiş arkasında boşluk bırakır. Sonra zaman insan yüreğinin narin kumaşı üzerine hayatı nakşetmeye başlar. Ne giden unutulur, ne bıraktığı boşluk. Ama yeşeren hayata yer açılır. Osman, oğlum eve giderken iki tane ekmek alıver. Tamam anne. Geçmişin acıları ve geleceğin umutları gülümseyen hüznümüzde saklıdır. Yaşadığımız ve geçip giden her an ömrümüzün sayfaları arasına sıkışmış bir çiçek gibi sararır, solar. Sonra anımsarız. Renkler, sözcükler, kokular, zihnimizin derinlerinde kristalleşmiş duygular. Anımsadıkça onları yeniden yaratırız. Tekrar tekrar. Her seferinde biraz daha değişirler. Gerçeği unutup artık anımsadıklarımızla avunmaya başlayınca anlarız ki koskoca bir hayat geçip gitmiş içimizden. Geriye garip, hüzünlü bir boşluk kalmış. O zaman başlarız anlatmaya. Başkalarının anılarında yer edinmek, orada yaşamak için. Çeşitli bölgelerinde meydana gelen silahlı çatışma ve bombalı saldırılarda toplam 13 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre anarşist grupların polise saldırmaları sonucu ortaya çıkan çatışmalarda da 3 polis memuru şehit oldu. Terörün tırmanmayı sürdürmesi üzerine sıkı yönetim kapsam ve uygulamalarının genişletilmesi Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemine alındı. Öneriye göre Adıyaman, Hakkari, Tunceli, Diyarbakır, Mardin ve Siirt'in de eklenmesiyle sıkı yönetim 19 ilde uygulanacak. IMF ile kredi görüşmelerinde gündeme gelen kamu iktisadi teşekküllerindeki zararın kapatılması amacıyla demir-çelik ürünlerine %50 oranında zam yapıldı. En yüksek artışın tenekede görüldüğü getir kızım tabakları 25 milyar lira. Buraya mı koyayım anne? Saat kaç oldu? Kalkmadı mı hala Mete dayı? Hayır anneanne. Hadi sofra hazır küçük hanım. Koş kaldır dayı. Tamam anneanne. Annem ne geçmişin acılarını unuttu ne de gelecekten umudunu kesti. Her zamanki gibi dik durdu.
bizi bir arada tuttu. Evimizin sıcaklığı yaşanan onca fırtınaya rağmen hiç azalmadı. Günaydın. Günaydın. Al bakalım sütünü. Osman nerede? Babaannen gitmiş gene. Onu alıversin diye gönderdim. Kaç sabah yiyorsun lan? Tutar mısın? Şu hale bak. Meymen Bey, şu hale bak ya. Mahvettiler bizi ya. Bunu bir önlem verelim. Tıraş olmayı bilmezler, memleketi kurtarmaya kalkarlar. Terbiyesiz bunlara yol. Aile terbiyesi veren olmamış. Şişt, bizi duyacak. Osman, günaydın oğlum. Neler olmuş gene? Vallahi bilmem ki Neriman yenge. Yazı yazmışlar. Vallahi bilmem ki Neriman yenge. Yazı yazmışlar. Bilmezmiş. Belki de bu yazdı Kemal. Ne malum? Babaannem bir destan kahramanı gibi bakıyordu. Yıllara meydan okuyan yüreği yorgundu. Ama herkes bilir ki destan kahramanları yaşlanmazlar. Babaanne. Osman. Yine senden söz ediyorlar. Geç kalıyoruz. Sen hazır mısın? Hazırım. Şurayı toplayayım. Bitti mi kızım kahvaltın? Bitti anneciğim. Zehra, seni de okula bırakalım mı? İşe gitmeyecek misiniz siz? Önce bir yere uğrayacağız, daha sonra işe gideceğiz. Tamam. Kaç yıl geçti babaanne? Ne diye hala gidip bakıyorsun denize? Ben denize bakmıyorum ki. Oğlumun mezarını ziyaret ediyorum. O da önemli. Hocalar soracak. Cimcime bekler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.